Hepinize yeni bir videomdan merhaba sevgili takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlar. Şöyle bugün sizlerle beraber kahvaltıya şöyle susamlı bir şey yapacağız. Bunu ben ara ara yapıyorum ama çok güzel oluyor. Böyle pişi normal mayalı hamurda çok biraz yağlı oluyor ama bu çok fazla yağ çekmiyor ve sanki böyle susam da böyle hafiften bir simit tadı da veriyor. Çok güzel oluyor. Yani kesinlikle sizlere de tavsiye ederim canlar. Şöyle ben malzemelerimi hazırladım. Ocağımızda da biraz nohudumuz vardı. Nohudumuzu haşladım. Onu kaldırdıktan sonra şöyle hemen ocağımın altına, yani ocağım sönmeden koyayım istedim pişiyle canlar. Şöyle sizlerle beraber yapalım. Şöyle ölçmedim. Göz kararı şöyle yaklaşık burada 3 su bardağından biraz fazla olabilir unum var. Şöyle göz kararı tuzumu attım. Bir tane yumurta koydum. Köy yumurtası sapsarı. Şuraya bakar mısınız? Sarı da değil, turuncu. Bir tane de kabartma tozunu koyuyorum. Susamım var. Köy susamı. Şöyle göstereyim. Köy susamı da yapacağım bugün. Böyle mayalı yapıp da bekleme derdi olmuyor. Bunu hemen yap ye. Bekleme yani. O yüzden hemen şöyle kahvaltıyı yapıvereceğim. Yoğuracağım. Şimdi şöyle hamurumu yoğurdum. Hemen hiç bekletmeden şöyle ellerim çok hamurluydu. Ellerimi yıkadım şöyle bir de. Şöyle azıcık bunu alacağım. Şöyle iki beze de açacağım. İki beze yapacağım. Aa, bir rüzgar çıktı. Hemen şöyle iki bezeye şöyle una çok belemeden şöyle şey yapacağım, susama böleceğim şimdi. Altın üstüne susam atacağım. Bunu biraz sonra atacağım geri kalanı. Şimdi şöyle beze yapayım, biraz un koydum. Çok fazla un atmadan şöyle bir susamlarımı önce yedireceğim. Unu çok fazla koyarsam susamları yemiyor sonra. Hani almıyor. Yapışmıyor hamuruma. Şimdi açabildiğimiz kadar açalım. Çok ince olmayacak şekilde. Doğru. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
tarafını eşit bir şekilde açtım. Bu kadar kalınlığı yeterli. Evet. Yeterli artık. Şöyle, bir de şöyle yapayım. Tavamı yıkayıp gelmiştim şöyle. Tamam, koyayım. Annem bana pişileri koyacak bir şey getirir misiniz? Küçük. Tepsi küçük. He, tepsi vardı ya. Ha, olur anne. Şimdi şu şekilde şöyle keseceğim. Şimdi arkadaşlar şu şekilde kesiyorum. Yani iki bezeden çok fazla pişi çıkacak. Hem sunumu da çok güzel oluyor bu şekilde. Çok seviyorum bu şekilde canlar. Şimdi şöyle yan tarafıma çevireyim. Ya da şöyle yapalım. Sedirimi çevireyim. Şu kenar kısımlarını ayrı keseceğim. Bunları eşit keselim. Yağım ısınsın. Kızgın yağımda şimdi hepsini kızartacağım bunları. Şimdi bakın sadece bir bezeden bile bir sürü çıkacak göreceksiniz şimdi canlar. Hem bu şekilde sunumu da güzel olur. Şöyle yağım ısınsın. Şöyle pişilerimi atıyorum. Şöyle göstereyim sizlere de.
biber çıkıyor. Duruyor duruyor, bir rüzgar çıkıyor. Şimdi yağımı aşağıya aldım arkadaşlar. Şöyle bakın, bir bezeden bu kadar pişim çıktı. Ve diğer bezemi de yapacağım canlar. Şöyle bezemin bir tanesi duruyor. Şimdi bunu da pişireceğim. Bayağı olduğu gibi ama yine pişireyim, öyle kalmasın bezem. Şimdi canlar, bayağı sıcak burası. Güneş gelmeden ben pişirelim, pişireyim, kaldırayım. Şöyle sizlere de göstereyim. Ondan sonra diğer bezemi de yapayım. Çok sıcaklar ama. Şöyle. Şöyle gayet güzel oldular bakın. Hem pratik oluyor hem böyle bir misafiriniz geldiği zaman çabucacık olan bir pişi canlar. Yumuşacık da oluyor. Çok sıcaklar. Şöyle bakın. İçi falan şey değil, hamur değil. İçi bomboş, kabarıyor ve çok güzel oluyor canlar. Muhakkak yapmanızı, denemenizi tavsiye ediyorum. Bakar mısınız? Şunları balon gibi şişmişler. Susamlı yapmadıysanız kesinlikle susamlı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir kere bile olsa, bir sefer bile olsa yapın yani. Yapın, deneyin derim. Şimdi canlar, ben diğer bezemi de yapayım. Ondan sonra kahvaltımızı yapalım. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur canlar. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.